Şimdi konuşmasını yapmak üzere çok 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 sağlam, çok şahane bir alkış rica ediyorum. Kime? Sevgili Özlem Gürses Tatar'a. Özlem Hanım'a bir oradan kol şeyde rica edebilir miyiz şunu? Selam herkese. Efendim nerede? Yo, böyle oturarak böyle ufak ufak konuşabilirim ama bu Erman Toroğlu hikayesinden sonra biz gibi yavaş taşımaya yani yeterince fakat hikayem var. Bir yenisini de burada eklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Mehmet. Şahane bir girişti. Herkes ayakta, o yüzden kısa kesmeye çalışacağım. Ben burada doğdum Ankara'da. Sizin gibi orta halli herhalde büyük ihtimalle hepinizin ailesi diye düşünüyorum. Çünkü Ankara öyle bir kent. Bir devlet memuru anneyle akademisyen bir babanın tek kızı olarak dünyaya geldim. Şanslıydım. Kolejde okudum, Ankara Koleji'nde. Onun için tek çocuk yapmışlar zaten. Ne yapalım edelim, bu kıza iyi bir eğitim verelim diye. Hayata böyle başladım yani. Aslında fena değil hikaye. Ama uzun süre, hani bir sürü fakat hikayesi anlatacağım ama beni tanımayanlar için şöyle küçücük bir özgeçmiş vereyim istedim. Uzun süre annemle babamı aşmaya çalıştım. Hayatımın çok önemli bir bölümünü buna geçirdim. Ortaokuldan bir hatıra anlatayım isterseniz. Bizim evimiz 8. kattaydı Yüksel Sitesi'nde. Bayağı ciddi yüksek bir kat. Yüksel Sitesi bilirsiniz, böyle ana caddeye bakan bir cephesi vardır. Salonun camında oturuyorum. Ayaklarımı böyle dışarı çıkartmışım. Ellerimi de böyle iki pervaza dayamışım, böyle oturuyorum. Anneme dedim ki, ben bugün dedim arkadaşlarımla sinemaya gideceğim. Ya buradan çıkacağım ya kapıdan. Ortaokul öğrencisiyim. Annem de içeride pırasa pişiriyor. İn de oradan dedi, gel şu havuçları beraber doğrayalım. Ha ben o zaman ya büyük faka atlayabilirim yani, bak bak. Kadına bak, deli yani gerçekten de. Tanıyanlar var aranızda, nasıl bir kadın olduğunu bilirler. O anda anladım ki yani bir kere sahici olmadığın zaman, karşı tarafa o duygun bir şeyi ne kadar istediğin, o yöntem falan geçmediği zaman kimse seni takmıyor. Bayağı tıpış tıpış indim camdan ve gittim tabii mutfakta annemle pırasa yapmaya devam ettim. Lise yıllarında hiçbir fikrim yoktu ne istediğime dair, ne yapmak istediğime dair. Üniversite sınavına girerken de yoktu. Çalışan bir annenin tek kızı olarak anneannesiyle büyümüş bir çocuktum. Anneannem hayatı boyunca hep gaz verdi bana, nur içinde yatsın. Hep dedi ki çok özel bir çocuksun, çok prensessin, şöyle şahanesin, böyle tatlısın falan. Hayatımın önemli bir bölümünü neyimin özel olduğunu anlamakla tükettim ne yazık ki. Bir bok olmadığını anlayınca bir rahatladım. Oh çok şükür, normal sıradan bir insanmışım, demek ki özgür olabilirim diye. Ama uzun süre gerçekten prenses olduğumu falan düşünmüş olabilirim. Yani niye bu insanlar bana bir prensesin sahip olması gereken şeyleri vermiyorlar, manyak mı bunlar falan diye düşündüğüm günler olmuştur yani. Yapmayın böyle çocuklarınıza. Neyse, lisede ne istediğini bilmeyen bir insan olarak o zaman işte tiyatro kulübü vardı, o işlere sardırdım falan. Dedim ki ya benim bir ünlü olmam lazım galiba. Yani bu kadar prenses bir insanın değil mi ama yani hani Mehmet'in denemeleri gibi Mehmet hocam. Yani herhalde evet, duyuyorsunuz, farkındayım. Yani herhalde böyle bir şey yapmam lazım falan. İşte herkesin ne istediğini arayan, bulamayan, kendini çok önemli zanneden pek çok insanın ilgi alanıdır bu tiyatro. Dedim ki ben en iyisi aktör falan olayım, konservatuar okuyayım. Annemle babam aldılar karşılarını, nasıl yani falan dediler. Yok öyle bir şey, nasıl yok öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Tamam, ne yapacağız o zaman? Üniversite gezdik. ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin kapısından içeri girdik. Babam profesör, akademisyen. Vay dedim, bir köşede saksofon çalanlar, bir köşede öpüşüp koklaşanlar, orada biri resim yapıyor. O çok güzel kafalar. Dedim ki burası çok konservatuara benziyor. Neresi burası dedim. Mimarlık dediler. Babam aldı götürdü bölüm başkanına. Dedim ki mimarlık için yetenek lazım mı? Olur mu öyle şey dedi. İyi ki söyledin hocam dedi. Sonra 4 yıl ölüyordum neredeyse okulda okurken. Üniversite sınavlarında mimarlığı yazdım. Çok şahane bir yer olduğunu düşündüğüm için. İkinci seçeneğe de şehir bölge yazdım. O kadar eminim ki kazanacağımdan. Son tercihimi kazanarak şehir bölgeye girdim. İkisini de istemiyordum. Niye bilmiyorum, hırs yaptım. Şehir bölgede bölüm birincisi olup mimarlığa geçtim. Kayıp yıllar yani benim için. O sırada ODTÜ Mimarlık'ta okurken üçüncü sene okulu bırakmaya karar verdim falan. İşte birinci sene bölüm birincisiyim, üçüncü sene okulu bırakmaya karar veririm. Yani o yıllarda da ne istediğine bir türlü karar veremeyen bir genç olarak hayatıma devam ederken, neyse öyleydi böyleydi, okul bitti.
Dedim ki ben en iyisi yüksek lisans yapayım. Çünkü hala ne yapmak istediğimi bilmiyorum hayatta. Biraz da öyle oyalanayım falan. İşte derken aşk meşk işleri, terk edilmeler falan filan. Bir tane genç bir çocuğun tekiyle evlendim. Ama böyle 3,5 ay falan tanıyorum. Kaş'ta mavi bar, bilirsiniz belki, bizim kuşak bilir. Otururken ODTÜ elektronik mezunu bir genç çocuk geldi. Dedi ki ya biz evlenelim, harika fikir dedim. Bak aşağı yukarı aynen böyle. Annem dedi ki nasıl yani? Dedim ki ya yani evlenmek lazım yani evlilik çağına geldim falan. Annem hastalandı, yattı ve ben o şekilde evlendim. Evlendim. Birinci veya ikinci ayısında bir sabah uyandım, yanımda biri yatıyor. Dedim ki nasıl ya bu yani hayat boyu bu değil mi ya? Evimiz yani böyle bu değişmeyecek yani. Hayır ben zannediyorum ki Truman Show'daki gibi gemiyi süreceğiz, dekor yıkılacak, başka bir dünya başlayacak. Öyle bir şey yok, gene patlıcan oturtmaya devam. Yüksek lisans var, abi ne yapacağız? Nasıl oldu bilmiyorum, 7 takla attım Konya yolunda. 23,5 falan yaşındaydım. Bildiğin yuvarlandım. Sabah 6,5 gibi mimarlık ofisinde çalıştığım bir şirkete giderken, bir yandan da yüksek lisans yapıyorum. Uykusuzum, yorgunum falan. Böyle soldan bir kamyon gelir gibi oldu. Ben bir sağ kırdım falan. Bayağı bir Murat 134 mi, 131 mi hangisiydi? O paramparça oldu araba. Ben de. Bayağı ikimiz birden pert olduk. İşte önce beni bir minibüsün yerine yatırdılar. Bir takım aciller, bir şeyler, bir sedyedeyim. Galiba Bayındır Hastanesi'ydi. Eskiden buradaydı. Oraya bir yere getirdiler beni falan. Acilde yatarken ilk eşim Berkay koşarak geldi. Ne oldu falan. Ondan sonra ben dedim ki boşanmamız lazım. Bu kazayı bunun için mi yaptım, ne yaptım gerçekten bilmiyorum ama o kazayla birlikte hayatım değişti. O kazadan sonra hayatın artık böyle gidemeyeceğini anladım. Bildiğin deliye bağladım bir süre. Uzun süre yattım. Sol kalçam atrofik kaldı. Sağ sol bacağım arasında 4,5 santim bir mesafe oluştu. Bayağı memelerim eğri duruyordu yani artık 23 yaşında. Artık koca bulma ihtimalim de kalmadı rahatlığıyla. Dedim ki ben artık bundan sonra kendim olabilirim herhalde. İnsanın bazen böyle bir şeye ihtiyacı oluyor. O kaza olmasaydı hayatımı değiştirme ve kendimi arama cesaretini bulabilir miydim gerçekten bilmiyorum. O kazayla birlikte anneme dedim ki ben önce boşanıyorum, sonra İstanbul'a taşınıyorum anneannemin yanına. Yani bir bakacağım ne yapmak istediğime. Yüksek lisansı yarım bıraktım, tezi yazmadım. Bölüm birincisiydi, 3.9'da ortalamam. Hiç umurumda değil. Çünkü insanın bir çalışınca yapabildikleri var, bir de yapmak istedikleri var. İkisi arasında da çok büyük bir fark var. Hangisi sizi mutlu ediyorsa sonuçta başarı oradan geliyor. Yani ben standart, evet iyi, takdir alan, akıllı bir kız olabilirdim ama bilmiyorum ki bir fark yaratabilir miydim yaptığım işte o işi yapmaya devam etseydim. İstanbul'a geldim. Herkes çok ihtimam ediyor tabii hani böyle şeyler yaşanmış falan filan. Anneanneme dedim ki anneanne ben televizyonlarda işe başvuracağım. Bütün ailem ya mühendis ya bir şey ya bir şey. Hiç böyle bir medya dünyası falan yok. Rahmetli anneanne dedi ki evladım sen çok özel bir insansın. Daha bir şey üzücüm bilmiyorum. Neyse dedik ki yaparsın edersin. Ben oraya buraya CV gönderiyorum. İnsanlar tabii ODTÜ mimarlık mezunu manyak mı ne yani ne yapacaksın televizyonda evladım sen falan. Bir gece böyle oturuyoruz Sedir'de Erenköy'de anneannemin evinde. Siyaset meydanında bir altyazı geçiyor. İşte ilk defa Susurluk skandalını konuştuğumuz bu yayınımızda halktan temsilciler de alacağız. Susurluk skandalı patlamış. Kiminiz hatırlar, kiminiz hatırlamaz. Ortalık yıkılıyor. Üçüncü siyaset meydanını yapıyor Ali Kırcabı'nın üzerine. Sadece uzman konuk değil de sıradan insanları da alacak stüdyoya o yayında. Anneanneme döndüm dedim ki bak Ali Kırcabı beni çağırıyor. Anneannem tabii evladım sana çok özel bir insan. Aşağı yukarı yani tam böyle olmasın. Ben bir fax gönderdim. O zaman fax var. Ertesi gün telefon çaldı. Böyle ahizeli telefon anneannemin elinde. Açtım. Efendim. Özlem Hanım'la görüşmek istiyorsunuz. Buyurun benim. İşte ATV'ye bir fax gönderdiniz. Evet. İşte bu fikirlerinizi bil de tanıklar huzurunda. Yani biraz konuştular benimle telefonda. Dediler ki sizi yarın gece yayına bekliyoruz. Anneanneme dedim ki anneanne iki telli nerede biliyor musun? Erenköy'de yaşıyor anneanne. Ve biz anneannemle bir arabaya bindik, dayımların bir arabasına. Ertesi gün öğlen 3'te, yayın saat gece 10'da ama ne olur ne olmaz diye, tamam mı? Kayboluruz, ederiz.
İkimiz ATV Haber Merkezi'ne gittik ve ben siyaset meydanına katıldım. Sabaha karşı 4.30 gibi falan yayın bitti. Ali Bey yanıma geldi. Sen dedi böyle değişik bir kıza benziyorsun. Ben size bir şey söylemek istiyorum dedi. Bir dakika önce ben söyleyeyim dedi. Senin dedi bu ekran ışığını falan beğendim. Artık beni mi beğendi ekran ışığını mı bilemiyorum. Ne dersin dedi, bir televizyon muhabirliğini denemek ister misin? İsterim aslında falan dedim. Dedim ki ya ben size 50 tane CV gönderdim falan. Tamam yarın 11'de gel dedi. Dedim ki gelemem. Niye? Ben Ankara'lıyım dedim, yarın dönmem lazım. Öbür gün gelsem olur mu? Öbür gün gel dedi. Öbür gün gittim saat 11'de. Bu arada anneannem sabah 4.30'a kadar güvenlik odasındaki bir sandalyenin üstünde beni bekledi. Özel olan ben değildim. Rahmetli anneannemdi. Nur içinde yatsın bir kez daha. Gittim. Ali Kıca yok. Dedim ki sıçtın Özlem yani buraya kadarmış. Yarım saat sonra geldi. Dedim ki özür dilerim. Biliyorum 11'deydi randevumuz. Ancak yetiştim. Gel seni biriyle tanıştıracağım dedi. Haber merkezine girdik. Bir kapıyı açtık. Ayşenur Aslan. Bilmiyorum Halk TV seyrediyor musunuz ama çok uzun yıllar medya mahallesini yaptı ve en sonunda mesleği bıraktı. Ayşenur abla şöyle bir baktı falan. Gel bakalım falan. Yani dedim işte böyle bir şey var hani ben de geldim ama ne iyi ettim sen eksiktiğinden gibi. İlk iki yıl her gece ağladım. Dedim ki yok ben bu işi yapamayacağım. İşitmediğim hakaret kalmadı. Çok sert bir sektör, müthiş bir rekabet var. İnsanlar sizi sevmez, sizden nefret eder. Yani gerçekten çok zor yıllarda ama anladım ki böyle bir şey yapmak istiyorum. Bugün Ali Kırca mesleği bıraktı, ben hala devam ediyorum. Niye ediyorum onu da bilmiyorum. Herhalde vazgeçmediğim için ediyorum. Ya da beni daha fazla mutlu eden başka bir şey bulamadım onun için. Ama bu arada 1500 tane fuck-up hikayem var tabii televizyonda. Her şey benim hayatımda yarım kaldı. Önce ATV battı. Biz ATV'ye geçtik. ATV'den Star'a geçtik, Star battı. Sonu bizde miydi bilmiyorum artık ama. Star da batınca dedim ki ya ben bir evleneyim en iyisi. Harika bir fikir. Yok öyle olmadı tam olarak. Dedim ki ya ben anne olmak istiyorum. Onu biliyordum. Hani evlilik falan çok önemli değil ama bir çocuk sahibi olmak istediğimi kesin olarak biliyordum. Ve bayağı görücü usulüyle yani bir arkadaşım biriyle tanıştık falan filan ve bugün 14 yıl sonra hala aynı adamla evliyim. Arada bir kere boşandık tekrar evlendik. Aynı adamla. Yani böyle mayan tekim diyebilirim gerçekten de. Bir oğlumuz var falan. O arada o işleri hallettim. Sonra Habertürk kuruldu. Ufuk aradı rahmetli. Dedi ki gelmek ister misin? Dedim peki geleyim. Sonra Habertürk satıldı. Ufuk çok erken öldü. Birdenbire kendimi Ciner Holding'de buldum. İstifa ettim. Yok sen biraz kal dediler. Sonra ana haber anchor'ı pozisyonuna kadar geldim. Haber müdür kadar o pozisyona kadar yükseldim. Anladım ki atla deve değilmiş ve hiçbir önemi yokmuş. Biz başarılı olduk, bülteni kapattılar. İşte bu FETÖ'de davaları. Sonra ben Yiğit bulup geldi dedim ki, aa yeter. Mazoşizm dedim yani, işi seviyorsun da nereye kadar ya. Ondan sonra bir gün oturuyoruz böyle. İşte Yiğit haber toplantısı yapıyor. Yani ben yüzlerce defa haber toplantısı yapmışım tabii, işim o. Ondan sonra Ece Yüner falan var şimdi hala Habertürk'te. Dedi ki ya dedi hiç ne, bir halt anladığınız yok televizyonculuktan. Kendisi de yeni başlamış ama. Ondan sonra hiçbir reyting alamıyorsunuz. Ben dedi kelimeyi söylemek istemiyorum. Bilmem neyimi koysam masanın üstüne daha fazla reyting alır dedi. Ece dedi ki konuk alacak mı yalnız mı katılacak? Ben de kahve yerimi dedim ki oldu arkadaşlar görüşürüz. Buraya kadar teşekkür ederim. Sonra çeşitli başka hikayeler oldu. Sansürler, programda konuğu kovalamalar, yayını aniden kesmeler falan gibi şeyler olunca dedim ki yok bu iş olmayacak herhalde. Ve bıraktım. Bu arada işte böyle halkla ilişkiler, PR gibi hiç ruhum uygun olmayan başka işler denedim. Hepsinde başarısız oldum çok şükür. Bir ara Bilgi Üniversitesi'nde çalıştım. O birazcık daha zevkliydi derken vallahi krizi oldu. Orada da fuck-up ettikten sonra harika bir fikirle televizyon kurmaya karar verdik. Bütün bu başarı fikirlerinin üstüne. Uğur Dündar'dan hep beraber Artı Bir TV diye bir şey yaptık. Gezi döneminde Uğur abiyle beraber ana haber sunduk.
Şahane bir projeydi. Bir gece oturuyoruz, Nurhan dedi ki Özlemciğim tavandan bir şey damlıyor dedi. Evet biliyorum dedi. Ne damlıyor dedi. Onu dedim yayından sonra şey yapalım isterseniz. Diyemedim ki tuvalet damlıyor. yani bayağı büyük imkanları olan bir televizyondu tahmin edebileceğiniz üzere. Ben genellikle startup işlerde olmak istedim medyada. Büyük kurumlardan hep korktum. Çünkü büyük kurumların hep savunması gereken çıkarları vardır. Büyük kurumların hep koruması gereken büyük paraları vardır. Ben öyle bir şeyin içinde değil de benim amatör duygumu benimle birlikte paylaşacak insanlarla bu işi yapmak istedim. Bütün o dalgalanmalar sırasında tabii hayal kırıklığına uğrayıp çok kendi kendime kızdım. Ulan mimar olsaydım daha iyi, gerizekalı karı dediğim çok geceler var. Sonra birdenbire gene bu depresyonlardan birinde ya dedim sen aktör olmak istiyordun, bunu nasıl unuttun? 40'lı yaşlar böyle bir şey kadınlarda. Hele öyle kırmızı ayakkabı falan varsa çok tehlikeli. Bak söylüyorum erkeklere, çok tehlikeli. Ya bu kırmızı bak var mı aramızda? Kırmızı ayakkabılı kadınlar var mı? Sorun ne yapıyorlar ha? Bak çok tehlikeli, çok tehlikeli. Bak baştan söylüyorum. O sıralarda ben böyle ya aşk vardı, aktörlük vardı, neydi bir şey vardı falan böyle aynı ergen yıllara geri döndüm. Sanırsın gene o 8. kattaki pencereye oturmuş bir vaziyetteyim. Attım atacağım kendimi öyle bir durum. Dedim ki şu aktörlük işine bir geri döneyim bakayım. Bu medya işi, habercilik falan patladığına göre. Gerçekten de İstanbul'un en iyisini buldum. Gittim 2 sene. Pazar günleri oğlum diyor ki anne nereye gideceksin bak kahvaltı yapıyoruz. Benim oyunculuk kursum var ona gidiyorum uzaycım falan diyorum. Evet anlıyorum falan. O ergenlikte ben de ergenlikteyim. İkimiz beraber gayet güzel bir ergenlik geçiriyoruz. 2 sene bu işin peşinden koştum. Gerçekten çok iyi eğitimler aldım ve en sonunda yüzleşmek zorunda kaldım. Özlemciğim senin hiçbir yeteneğin yok bu konuda. İstersen bunu kabul et. Bunu geçelim ilerleyelim yani. Yoksa hayat sürekli olarak o dalgalar geri gelecek yani. Bunu kabul ettim. O hayali orada bıraktım ve Sözcü'ye geldim. Bir süredir Sözcü Gazetesi'nde yazıyorum, çiziyorum. Çok mutlu muyum? Yok, değilim ama yani işte Türkiye'de ne kadar başarabiliyorsak, kendimizi ne kadar gerçekleştirebiliyorsak o kadar gerçekleştirdim ben de. Aslında bana sorarsanız bu fakat meselesi anne ve babamızla olan ilişkimizde başlıyor. Birazcık daha fazla babamızla olan ilişkimizde galiba. Bu hem erkek çocuklar için geçerli hem kız çocuklar için geçerli. Orada biz kendimiz gibi olamadığımız bir gün var ya, o ilk gün. Yani kafamızdan geçeni, içimizdeki duyguyu çok saçma ve salakça da olsa, çok korksak da söyleyemediğimiz o gün var ya, o gün onu söyleyemediğimiz için hayat boyu hiçbir otoriteye kendi fikrimizi söyleyemiyoruz. Aslında Türk insanlara topluluk karşısında konuşma korkusu, fobisi falan yok. Bizim fobimiz otoriteyle ilgili. Bizi değerlendirecek olan, İşte sana aptalsın, salaksın, öyle şey mi olur? Hayır öyle değil. Yani bu el alem ne der? Terör örgütü var ya bu ülkede. O terör örgütünün sizi terörize etmesiyle ilgili. O yüzden aslında belki de o yıllarda bu işi becermek lazım. Ben bugün bakıyorum çok şahane genç kızlar, genç kadınlar ve genç adamlarla beraberim Türkiye'de görüyorum. Özgüveni olan hepsinin anne babasıyla farklı bir ilişkisi var. Farklı bir ilişki kurmayı başarabilmişler. Yani böyle ama hormonlu bir özgüvenden yürü oğlum arkamdan kırmızı alır senin falan. Öyle değil, öyle değil. Demek istediğim o değil. Yani gerçekten sahici, samimi, gerçek. Senin sen olduğun, başkasının da başkası olduğu bir ilişkiden bahsediyorum. Ben bazen kendimi yani uzun yıllar boyunca annem zannettim. Biraz babam zannettim. Bazen anneannem, bazen evdeki kedi olduğumu düşündüğüm günler oldu. Ulan oğluma ne çok benziyorum dediğim günler. Nihayet galiba biraz özlemi kuyruğundan yakalayabildim. Yani artık bugün 47 yaşım bitirirken aşağı yukarı ne yapmak istemediğimi biliyorum. Ne yapmak istediğimle ilgili hala kafamda çok soru işaretleri var. Hala aramaya devam ediyorum ama en azından neyi yapmak istemediğimi biliyorum. Bu böyle çok erken yaşlarda başlıyor. Bunu aşamadığın zaman bu hayat boyu devam ediyor. Buraya gelmeden önce bir röportaj yaptım. Balyoz davasında 1335 gün haksız yere, suçsuz yere hapishanede yatmış bir albayla. Bugün normal şartlarda general olması gerekiyordu. Hatta Genelkurmay Başkanı olabilecek bir adam. Iğdırlı bir çobanın oğlu. Amelelik yaparak
para kazanmış, yatılı olarak liseyi okumuş. En büyük hayali günün birinde hava harp okuluna girmekmiş. Girmiş, pilot olmuş. Sonra bu başına gelenler başına gelmiş. Çok güzel bir şey söyledi bana. Ben adam anlatıyor işte hapishanede ne oldu, şöyle ne oldu, bugün ne düşünüyorsunuz falan diye soruyorum. Ben neredeyse ağladım ağlayacağım, sesim titriyor böyle dedi, bak dedi. Ben dedi Orhan Gencebay'ı çok severim dedi. Ama dedi hayatı arabesk yaşamamak lazım dedi. Ben dedi hapishanedeyken de hep arkadaşlarıma diyordum ki dedi arabeske bağlamayın, umudunuzu hiç kaybetmeyin ve hiç vazgeçmeyin. Ali Tatar intihar ettiğinde dedi, çok üzüldüm ben dedi. Yani keşke onu tanısaydım, onunla konuşabilir miydim acaba diye düşündüm dedi. O yüzden dedi, hayat dedi hep vazgeçmemek üzerine kurulu dedi. Ben hapishanedeyken bazı kararlar verdim dedi, bugün dedi onları uygulayacağım. Yani ben adamla röportaj yapıyorum, normalde benim adamı hani şey yapmam lazım böyle teselli etmem lazım. Adam bana tamam Özlemciğim, hadi canım üzülmüyoruz falan diye böyle beni uğurladı ve çok utandım. Metin Bilir diye bir adam var, medyadan atılmışlardan biridir. Şurada cep telefonum olması lazım, onun için saklamıştım. Ben çok seviyorum adamı. T24 diye bir haber sitesi var. Orada yazıyor. Ve orada harika yazılar yazıyor. Dünyanın böyle en sade yazılarını yazıyor. Yani okuduğunuz zaman belki diyeceksiniz ki Allah Allah, Özlem'in söylediği yazı bu mu acaba filan, ama o sadelik belki de benim hoşuma gidiyor. Onun bir yazısından bir cümleyle bitirmek istiyorum. Ha, kitap hiç konuşmadık ama işte bazen olmuyor ya. Biliyorsunuz siz zaten. Bu anlattıklarımın tamamı kitabın içinde var. Yani belki ondan da bir cümle söyleyebilirim. Bazen olması tam olarak kendime terapi olsun diye yazdım. Anladım ki Cem Yılmaz, Cem Boyner, Ali Sabancı, Arda Turan, Muhtar Kent, Hüsnü Özyeğin, işte o kitapta ismi geçen çok zengin, çok başarılı, çok şöhretli insanlar tıpkı benim gibi hissetmişler. İnanmayacaksınız, hepsinin babasıyla bir sıkıntısı var. Oraları aşamamışlar kimileri. Kimileri çok büyük holdinglerin, büyük imparatorlukların içine doğmuşlar. Pilot olmak istiyormuş adam. Demişler ki yok sen CEO olacaksın. Nasıl yani? Yani hayallerini belki biraz gerçekleştirebilmişler, biraz gerçekleştirememişler. Kitabı okuduğunuzda göreceksiniz zaten. Ha diyeceksin ki mutluluk başarı neyle ilgili? Bana sorarsan 47 yaşında bunu söylüyorum. Belki 10 yıl sonra başka kafalar bilmiyorum ama özgürlükle ilgili. Metin Müller'in yazısı. Eğer yüreğinizde özgürlük yoksa hiçbir zaman kendinizle gerçekten barış içinde olamazsınız. Bunu Oliver Stone söylemiş bir röportajında. Metin Müller ondan alıntılıyor. Ve diyor ki kendi kişisel özgürlüğünden bahsediyordu diyor Oliver Stone. İnsan hür doğar ama her yerde zincirler içindedir filan gibi bir şeyden bahsetmiyor. Para kazanmak uğruna yüreğimdeki özgürlüğü kaybettiğim yıllar oldu. Onlar hayatımın en mutsuz zamanları arasındaydı. Yüreğinde özgürlük olmayanların ve benim gibi zaman zaman yüreklerindeki özgürlükten para için vazgeçenlerin kendileriyle barış içinde olmalarının mümkün olmadığını o günlerde öğrendim. Nedeni çok açık. Olamazlar çünkü yüreklerinin talep ettiği en önemli şeyi ondan esirgiyorlar. İnsan ya özgürdür ya esirdir. Üzerinden ki hayat özgürlük hayır demekle başlar. Galiba öyle başlıyor. O da çocukluk yıllarımızda başlıyor galiba. Benim hikayem bu kadar. Açık mikrofonda buluşuruz. Ve bir anda teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süper. Hocam kaçma. Ben gayet güzel kaçtım, soru almadım ama hangi şey senin için geçerli değil. Büyük bir zevkle soruları alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok renkli bir konuşmayla büyük bir zevkle dinledik. Evet, hemen orada bir el gördüm. Buyurunuz efendim. Burcunuz nedir? 47'den sonra değişiyormuş ama. Aslan. Esat bir yere bağlayacaksınız diye onu deniyorum. Bu efsane burcunuz nedir? Burcunuz nedir? Sitcom. Sen hala oyunculuk için hevesli misin? Yok yok değilim, yok yok. Varsa benim de birkaç tane derim var ya. Yani bunları dinledikten sonra sen iki sana evet diyeceğim. Sonra da anlatırız yani. Bak Emir abi fuck up gecesi oldu. Evet var mı? Sormak istediğiniz bir soru sevgili dostlar. Burcunu da öğrendik. Onun dışında. Evet. Sanırım her şeyi anlattım onun için. Evet çok çok orada güzel bir anlattım. Lütfen buyurun. Hanımefendi buyurun. En dip olduğunuz noktada nasıl çıkmayı
duyulmadıysa diye ben herkese bir söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar bir dibe vurma olayı var ya, işte en dipte olduğunuzu düşündüğünüz anda nasıl ayağa kalktınız diye bir soru geldi. Evet. Bir kere şunu söyleyeyim, ben dip olduğum zaman dibi yaşıyorum. Yani biraz kendime o dibi yaşamak konusunda izin veriyorum. O sırada birkaç şey oluyor genellikle. Yani oğlum bir şey söylüyor ve gerçek hayata dönüyorum. Yani işte şu dün gibi bir şey. Anne Hasan arar mısın? Biz baskete gitmek istiyoruz falan gibi. Yani tam böyle depresyon dibine vurmuşum, ne güzel kahvederken. Hayatın gerçekliğiyle sık sık karşılaşmak insana bir kere iyi geliyor. Birincisi bu. İkincisi de şu, ben hep çalışarak başardım. Bir şey başardıysam. Çok çalışarak, sevdiğim bir işi yaparak her seferinde bir sonuç elde ettim. Yani birçok şey denedim, yöntem denedim. Strateji yaptım, sosyolojik kurdum falan falan. Ama yani gördüm ki bir tane bir yöntem var ki her seferinde tutuyor. Sevdiğin işi çok çalışarak yaptığın zaman o iyi bir şey. Ben oralardan öyle çıktım yani. Bir kendime bir işler buldum ve çok çalıştım. O şekilde çıktım. Güzel, ben aynı fikirdeyim. Evet, biliyorsun, başka türlü olmuyor. Sevdiğin işi yapmak, o beynini hoş hale getiren nörotransmitterleri harekete geçirdiği için. Ondan mı oluyor? Tabii ki ondan. Ondan yani, oluyor. Kimyanı düzeltiyorsun. Gayet de bilimsel karşılığı var. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim. Ben sadece şunu merak ediyorum. Aslında gözlemim diyebilirim. Fakat yaşayan insanlar herhalde daha mutlu insanlar oluyor. Ne güzel söylediniz. Vallahi hanımefendi çok teşekkür ederiz. Demek ki birkaç fakaba daha ihtiyacımız var. Fakat yaşayanlar daha mutlu. Görüyorsunuz büyük bir zevkle gülüyoruz hala. Çok doğru. Evet, aynı fikirdeyim. Ya çünkü o insanlar denemeye devam ediyorlar ve o cesaretlerinden hiç vazgeçmiyorlar ve o çok insana iyi gelen bir şey. Bir de tabii kendini tanımak gibi bir büyük bir sonuç elde ediyorsun fakabelere aslında. %100 katılıyorum. Her fakap aslında kendine yaptığı bir yatırım diyorum. Müthiş bir şey. Aynen öyle. Bir soru daha var. Buyurunuz, çok bağırarak sorun lütfen. Çok güzel bir soru. Şu anda kendinizi özgür hissediyor musunuz ve sizce özgürlük nedir diye bir şey söylediniz. Kendimi daha dar ölçekte özgür hissediyorum. Daha geniş ölçekte çok hissetmiyorum tabii ama daha dar ölçekte hissetmek bana iyi geliyor. Ne demek benim için özgürlük? Benim için özgürlük istemediğim bir şeyi yapmamın özgürlüğü. Ben buna karar verdim özgürlükle ilgili ve istemediğim hiçbir şeyi yapmamak için direniyorum en azından. Süper. Aynen öyle. Çünkü sonucu belli. Yani evet. İstemediğin işi yaptığında aslında... Kesin olarak bakacağım. Yani. 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 Buyurun lütfen. Şey sormak istiyorum ben. Depresyon dönemlerinizde psikolojik destek aldığınız ikiniz için de olabilir belki. Şahaneydi. Benim tipim ne gösteriyor? Tabii ki aldım. O kendimi tanıma yolculuğunda bana çok faydası oldu. Ama ben işte ilaca falan, psikosomatik şeylere çok öyle şeyleri tercih etmeyen ve inanmayan da bir insanım. Bu file close meselesi var ya, yani işte bu dosyaların kapanmaması durumu var ya, hani bir tür kapatıyorsun ama işlem bitmediyse her seferinde bilgisayar ekranına geri geliyor. Çok enteresan bir şey oldu benim hayatımda. Ben böyle çağırıyorum galiba programları. Fox TV'de bir reality show yaptım. Hayatımda hiç reality program yapmamıştım. Şafak Bakkalbaşıoğlu, Türk televizyonlarının dahi yönetmenlerinden ve yapımcılarından biridir. Okan Bayülgen'in Gece Kuşu'nu yapan filan, bütün o şeyleri yapan, ATV'nin çok önemli beyinlerinden biriydi. Şafak bana dedi ki, bu yaşında, bu zamanda bir reality yapmak ister misin? Dedim ki, sen yapacaksan isterim. Affetsen diye bir program yaptım. 13 bölüm sürdü. Yani bayağı iyi. Bayağı iyi. Ben de kıyaslanırsam muhteşem yani. 13 bölüm sürdü. Fox TV'de o program bana çok iyi geldi. Yani anladım ki kendimizi affetmek, kendimizin fakat hikayelerini affetmek, yapamadıklarımızı, yetersizliklerimizle yüzleşmek, onları geride bırakıp yürüyüp gitmek, onlarla bir öpüşmek, koklaşmak, abi nasıl baktım ama işte bu gece sizin yaptığınız gibi. O bana iyi geldi. Dolayısıyla program bana iyi geldi. Programı dinlerken, yani dehşetle dinledim ya. Manasını insanlar neleri affederek
nelerden geçerek hayatlarına devam etmişler. Bir şey söyleyeceğim, hiçbirimizin gerçek bir sorunu yok aslında. Eminim buradaysanız sizin de yok. Gerçek bir sorunla karşılaştığınız zaman o gerçek sorunun gerçek bir sorun olduğunu gerçekten fark ediyorsunuz çünkü. Çok şanslıyız. Cevap iyi miydi? Siz ne okuyorsunuz? Buyurun. Evet. Buyurun. Benim gerçek bir sorunum var. Buyurun. Ben yaklaşık 6 ay önce kanser atlattım. 4. evde kanser atlattım. Yüksek lisansı 1. derece olarak bitirdim ve şu anda 1404 liraya kursiyer olarak iş buldum. Hiçbir zaman sistemin bir elemanı olmak istemedim ama sistemin elemanı olarak teklendim. Siz şanslısınız, ben onu öyle görüyorum. 6 ay boyunca iş aradım. Annem benden önce kanser oldu. 6 ay boyunca annemle beraber kanser tedavisi gördük. Kardeşim bir annemi bir beni götürdü. Ve şöyle bir şey var. Yani atlattık, ikimiz de hayattayız ve şu anda bu. Çok iyi. Gayet iyi görünüyorsunuz. Ben yüksek lisansı dereceyle bitirdim. Bölümümde 1. olarak bitirdim. İnsan kaynakları uzmanıyım. Şu anda iş buldum. Çok mutluyum. Süper. Harika. Ankara'da mı oturuyorsun? Adını söyler misin bana? Belkıs. Konuşmanın böyle güzel bir tarafı var işte. Beraber konuşmanın böyle şahane bir tarafı var. Belkıs, yolun açık olsun. Sen benden daha güçlüsün, daha cesursun. O kesin. daha güçlüyüm, daha duygusalım. Peki, tamam. Eminim daha duygusalım. Çünkü anlattığınız şeylere ben daha duygusal tepkiler veririm. Yani bir insan kaynakları uzmanı olarak, psikoloji eğitimi almış bir insan olarak sizin verdiğiniz tepkileri veremeyebilirdim. Daha duygusal bir insanım. Personellerime ya da insanlara daha duygusal yaklaşıyorum. Çünkü biz insanlar olarak daha duygusalız. Siz bayağı güçlü bir kadınsınız, tebrik ediyorum. Canım benim. Peki, kalpten kalbe bir yol bulduk. Çok teşekkür ediyorum herkes. Çok güzel bir şey paylaştınız, çok teşekkür ediyoruz biz de. Evet, peki. Başka sorumuz var mı? Yok gibi duruyor. Ama çok özür dilerim. Buyurun. Yani annemize nasıl yansıdı? Yani... Evet, çok iyi yansıdı aslında bakarsan. İsmini alabilir miyim? Züleyha, çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk yıllarda, anneliğimin ilk yıllarında müthiş bir kendim olmayan bir annelik modelinin içinde kendimi buldum. Olağanüstü perfeksiyonist, hayır yastıkları öyle koymuyoruz Uzar'cığım, yastıkları böyle koyuyoruz falan diye. Yani tek kelimeyle son derece gıcık bir kadına dönüşmüştüm benim içinde. İşte bu el alem ne der örgütü, işte annelik böyle bir şeydir falan gibi bir takım kalıplar, klişeler. Sonra anladım ki ben oğlumla sadece annesi değil, aynı zamanda özlem olarak da bir ilişki kurmak istiyorum. Yani evet, Uzay benim oğlum ve ben de onun annesiyim ama aynı zamanda ben özlemim ve o da Uzay. Yani beni özlem olarak tanısın istedim. Öyle bir ilişki kurmak istedim. Aramızda bir kuşak farkı olmasın istedim. Ama bunu fark etmem, kendimi iyileştirmem, bunlardan çıkmam bir 7-8 yıl aldı. O ilk 7-8 yıl oğlanı gerçekten hırpalamış olabilirim. Ama sonrasında bütün bu başarı kavramlarıyla ilgili falan Uzay, yani şöyle espri olarak, bir dakika gene mi işsiz kaldın ya, inanmıyorum ya falan gibi, yani hani evde böyle süper rahat konuları konuşabileceğimiz bir noktaya kadar geldik ve bu sene bir TEOG senesi geçirdi. Müthiş stressiz, yani hiç umurumda değil ne yapacağım falan şeklinde bir annelikle bu seneyi de geçirebildim. Yani iyi geldi bana. O evet, başarı başarısız. Ama farkındalığı yüksek olunca iyi geliyor. Buradaki kritik nokta bu. Onu bulman lazım. Aslında çat diye bulunan bir şey değil. Yok ya. Mehmet. Yani o sana geliyor da bak, sen 4 kere aynı rezaleti yaşamışsın. Yani özür dilerim. Bunun bana dönmesi çok sempatik oldu. Ya sadece 4 değil. Dikkat edersen anlatmadıklarım da var. Benim de çok anlatmadığım şeyler var. Üzülme. Ama şöyle bir şey var, yani aslında aynı ders defalarca geliyor da, yani anlamaz zaman alıyor diyeyim ben size. Yani şu korteksin oluşması diyeyim artık, ne diyeyim yani. Onu bir kabullenme bölümü var, yani yok canım ben değilim, ben başarısız olmuş olamam, o bir başkası, ben çok özel bir insanım falan var ya.
Ya o mesele, o yüzleşmek, o dersin her seferinde sana gelmesi ama senin her seferinde onu ıskalaman falan ve hayat çok enteresan. Aynı dersi sana sayısız kere gönderiyor yani. Geçene kadar geliyor. Geçene kadar. Aynen öyle. Orada bir el, burada bir el. Burada geleceğim oraya, buradan başlayalım hanımefendilerden. Bu kadar fotoğraftan sonra, bundan sonraki için hayaliniz nedir? Hayalim nedir? Hayatın sakin kıyılarında biraz gezmek istiyorum. Bundan sonraki hayalim şu, ben hayatla hep meselesi olan bir kadınım. Küçükken de böyleydim. Kendimin o yönünü biliyorum. Bir iz bırakmak istedim. Artık bu gerçekten anneannemin gazı mı yoksa kendim miyim bilmiyorum ama bir etki yaratmak istedim. Yani bir iki kişinin de olsa hayatında bir cesaret, bir umut, bir şey yapmış olmak istedim. Umarım onu bir şekilde gerçekleştirmenin yolunu bulurum. Yani galiba bu yolun sonu sivil topluma gidiyor, öyle hissediyorum. Yani emeklilik projem o olacak galiba. Çeşitli sivil toplum hareketlerinde çeşitli insanlara dokunmak istiyorum. Bir vadesi var ama bundan sonraki hayalim o. Bir soru daha alalım. Ben kitaptan bahsedeyim. Buyurun. Ben kitap yazmaya ne zaman karar verdim? Yaşıklarımız kitaba etki yaptı. Yaptı tabii. Kitapla ilgili bir soru geldi, onu da alalım cevabını. Tamam. Nasıl yazdı kitabı sorusu? Böyle bir kitabı yazmak aklımın ucundan bile geçmedi. Geçen sene Kasım ayında bayağı yine böyle kendimi kahretmiş kanepede yatarken bu yayın evinin kurucusu olan kişi bir şekilde bana ulaştı ve benim kafamda böyle bir proje var, böyle bir kitap yapmak ister misiniz diye düşündü. Fikir bana şahane geldi. Yani aynı bu affet senin bana gelmesi gibi. Anladın mı? Yani böyle bazı şeyler bana geliyor. Ben çağırıyorum galiba onları. Yani kendim o sırada neyle çok meşgulsem onunla ilgili bir şey geliveriyor bana. Kitap da böyle geldi ve biraz da kitabı hepimize umut ve cesaret vermesi için yapmak istedim. Tabii bu 10 kişiyi bulmak kolay olmadı çünkü herkes başarı öyküsü anlatmaya çok alışmış. Ama öte yandan biliyor musun, herkes bir taraftan da kendisi gibi olmak ihtiyacında. Yani o neonlu başarı, mesela Hüsnü Özey'in dedi ki, insanlar zannediyorlar ki dedi, Hüsnü Bey neye dokunsa altın olur, neyi satsa zengin olur. Böyle bir şey yok dedi mesela. Bana iyi geldi kitap, hikaye Saşlar Yukarı böyle. Ben teşekkür ederim. Süper, son bir soru alalım. Zevkle ondan sonra devam edeceğiz. En çok etkilendiğiniz hikaye kimin? En hoşuna başarısızlık hikayesi. Evet, en çok yani Muhtar Kent'in psikolojik gelir meselesi çok hoşuma gitti. Muhtar Kent 11 yaşında yatılı okumaya başlamış ve o tarihten sonra ailesiyle belki senede bir kere veya iki kere falan görüşmüş. Bunu büyük bir travma olarak kitapta da anlatıyor zaten. Yani benim belki hatalarımdan biri veya pişmanlıklarımdan biri annemle babamı pek tanımamak oldu diyor. Tarsus Amerikan Koleji'ne yatılı olarak vermişler. Babası Türkiye'nin çok değerli büyükelçilerinden biri Necdet Kent ve İsveç'e gitmişler anne baba. Bir daha da hiç eve dönmemiş Muhtar Kent. Hayatı boyunca hep yurt dışında yaşamış. Dedim ki yani bu çok yorucu bir şey değil mi? Yani insan bazen dedim yani annesinin bir saçını okşayıp ona bir ne bileyim kakaolu süt yapmasını özler. Hani yani şöyle bir kanepede yatıp PlayStation oynamak ister falan. Ne kadar daha çalışacaksınız dedim. O dedi ki psikolojik gelir diye bir şey var. Yani yaptığınız işten mutlu olmakla ilgili bir laf bu. Bu hoşuma gitti ama hikayesini en sevdiğim kişi kim dersen Mustafa Denizli. Ben Mustafa Denizli'yi hayatımda ilk defa bu röportaj ve bu kitap sayesinde uzun uzun tanıdım. Bir tam gün geçirdik birlikte sohbet ederek. Onun anlattığı şeyler, bu şöhretle, futbol endüstrisiyle ilgili ve çocukluğuna dair hikayeler çok hoşuma gitti. Bir hikayesini anlatayım, öyle de bitirelim iznin varsa. Altay'a gitmiş, Çeşme'de. Bir köy çocuğu olarak doğmuş. Babası tütün çiftçisi. Çok zormuş tütün çiftçiliği ve çocukken karar vermiş ki tütün çiftçisi olmak istemiyor. Onun yerine balıkçı olmaya karar vermiş. Çünkü balıkçılık daha iyi bir iş diye düşünmüş. Hem daha kolay hem daha zevkli.
Fakat sokak aralarında futbol oynuyor. Bir gün bir jipten bir adam inmiş, kötü şapkalı falan. Hey evlat demiş buna, böyle aynı Türk filmlerindeki gibi. Gel bakayım demiş, şu kartı al, İzmir'e gel, beni ara. Ve Altay kulübüne böyle gitmiş. 13 yaşında veya 12 yaşında falanmış. Otobüse diyor başımı dayadım. Ve yani bambaşka bir hayata gittiğimi biliyordum. Altay kulübünde birkaç ay geçirdikten sonra Altay kulübünün yöneticileri demişler ki gel bakalım evlat. Bu heyecanla gitmiş. Demişler ki valla senden futbolcu olmaz. Biz onu anladık. Hadi güle güle. Aynı otobüse tekrar binmiş ve Çeşme'ye geri dönmüş. 3,5 ay deli gibi antrenman yapmış kendi kendine. Eve gitmemiş, dayısında kalmış. Seçmelere girmiş ve sonra senelerce Altay kulübünde oynamış. Altay'a geri çağrılmış. Filan bu hikayeyi anlattı ama sonra Altay kulübünde oynarken Büyük Mustafa'ymış o zaman lakabı. Büyük Mustafa diye bağırırlarmış ona. Böyle oynarken bunların bir futbolcu abisi gelmiş. Böyle büyüklerden, büyük kulüplerden bir futbolcu. Soyunma odasına gelmiş, bir albümü varmış bu futbolcunun. Bunlara göstermiş. İşte ben burada bilmem kime gol atıyorum, şurada şöyle kurtarıyorum, şurada şöyle pas veriyorum falan. Fotoğraflar, gazetelerden filan toparladığı bir takım fotoğraflar. Bu çocuk gidince Altay kulübündeki bütün oyuncular arkasından konuşmuşlar. Ne alaya biz hava yapıyorsun, biz de oynuyoruz burada, sen ne falan filan. Onun üzerine Mustafa koşa koşa eve gitmiş. O da o sıralarda yeni bir albüm yapmaya başlamış. İşte İzmir gazetelerinde onun da fotoğrafı çıkıyor falan. 1,5 albüm falan daha toplamışmış. Banyodaki kovayı almış, balkona koymuş, albümün içindeki bütün fotoğrafları kovanın içine atmış ve yakmış hepsini. Diyor ki o zaman anladım ki diyor, senin yaptığın işle ilgili başarı senin fotoğrafların, albümlerinle ilgili değil, yaptığın işin kendisiyle ilgili. Ve onun için diyor bir daha da hayatında hiç albümüm olmadı. Gerçekten de evinde tek bir fotoğrafı yok. Yani tek bir kupa yok. Kupaların hepsi kulüpte duruyor. Bazen 60 falan. Enteresan bir kafa, bana iyi geldi. Çok teşekkür ediyoruz gibi duruyor. Evet, bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Bir sonucu daha var gibi duruyor. Sonra sorarsınız. Çok mu güzel soru? Yani şuradaki herkes diyecek ki Allah'ım böyle bir soru hiç duymadık mı? Hayır, hayır. Evet, son. Buyurun. Özal'ım şeyi merak ettim. Bu kadar bu kitabın konusu olan konuşmacılara siz mi tespit ettiniz? Bu insanlara nasıl ulaştınız? Yani nasıl belirlediniz? Peki, bu cümleyi de şey yapayım. Yani bir formülü var bu işin tabii. Bir kere bir kitap okunsun istiyorduk. O yüzden insanların merak edeceği ve ilgi çekeceği insanlar bulmaya çalıştık. Bunların çoğu başarmış insanlar olsun dedik ki başarısızlık anlattıklarında farklı bir şey anlatmış olsunlar. Birkaç sektör tespit ettik. Yani sadece iş dünyası olmasın, aynı zamanda işte kültür sanattan, futboldan, başka alanlardan da insanlar seçelim istedik. Bir böyle doğuştan şanslı birkaç kişi olsun, yani Ali Sabancı gibi, Cem Boyner gibi, Hanzade Boyner gibi, yani o soyadına ve o holdinge doğmuş insanlar. Bir de başarmış profesyoneller. Yani seversiniz sevmezsiniz, Arda Turan gibi, Hüsnü Özyeğin gibi, Muhtar Kent gibi, yani profesyonel olarak çalışarak bir şey başarmış insanlar olsun istedik. Ben bir kadın erkek dengesi gözetmek istedim ama anladım ki kadınlar başarısızlık konuşmakta daha çekingenler. Onu gördüm ve başarısızlığı yaşarken de daha dramatik olarak yaşıyorlar. Çünkü çocukluklarından beri hep cici kız olmaya alıştırıldıkları için kötü kadın olmakla ilgili bir problem var orada, toplumsal bir klişe var. Onun için az sayıda kadınımız olabildi. Bir de tabii şöyle bir şeydir bu, ararsınız insanları, kabul edenlerle bir yola çıkabilirsiniz. Bir kişi vardı çok istediğim, o olmadı bu kitapta. Ali Koç'u çok istemiştim onunla konuşmayı ama belki bir sonraki kitapta. Ben teşekkür ederim. Çok çok ciddi bir mühendislik yapmışsınız ama, yani şeyleri seçerken. Yani, çok ciddi bir planlama. Fena değildi. Yani, yok, tam dengeli sürekli vesaire. Evet, evet. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi bir selfie çekeceğiz. Yok canım ya. Ay, en sevdiğim şey. Ya bir şuradan şöyle... Nasıl yapıyorsun? İstersen yine oturabilirsin. Yok. Bir bu tarafı bir tarafı çeksem herkes olacak. Nasıl yapıyoruz? Şöyle geçersen şöyle. Bir dakika tabii önce çevireceğiz. Sen. Gel yaklaş. Sığdın mı? Tabii. Peki herkes orada mı?
Bir de bu tarafı. Bir tane de şu tarafı. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Muhteşem sorular söylüyor. Değerli misafirlerimiz.